İyi akşamlar Petkim günlük grafik. için Petkim için pek çok videoda söylüyorum. Yine aynısını söyleyeyim. Arkadaşlar burada bakın e, şu 5 lira civarı var ya. Hani major anlamını konuş, şeyini konuşuyorum. durumunu şu an yukarı akım onu söyleyeyim. Öyle takip ediyorduk. Çünkü geçmiş videolarda da söyledim. Burada 5 lira civarında ünlü bir yatırımcının e, bir maliyeti var. Çok fazla pay alındı. Bu arada Petkim de bir türlü şey ucuz aslında ama o da gitmekte zorlanıyor. Yani borsanın durumu bir türlü el vermedi herhalde. 200 gün denemesi geldi. Yine 5 lira civarında burada alıcı geldi. Hani aslında bir klasik oldu. Ne zamandan beri? Bakın şu Şubat ayında bir atak yaptı. Geldi. Mart ayında bir daha yukarı kaldırdılar. Tekrar saldı. 30 Haziran, Temmuz orada tekrar yukarı doğru hareket. Bir kere majör anlamda 5 lira takip edilir. Yani orayı tabii buradan kentlerize alın demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Olur ya borsa burası. yani Bir haber olur, bir şey olur. Negatif Türkiye hakkında olur. Siyaseten veya ekonomik patır kütür bir şeyler olur. Yani te tehlikeli alan orasıdır. otur bir durumda. Onu bir söyleyeyim. O cepte dursun. Yukarı doğru bir akım var. Bu akım devam ediyor. 5.95 ee, 5.95'te bakın. Bir tren çizgisi alabilirsiniz. Ben gerek görmüyorum böyle bir tabloda bir tren çizgisi çekme O çizgiyi çünkü bize 5.80 e, iş süren stop da denebilir. Veya 20 üstede o çekiyor. Yani 20 üstelinin olduğu yer 5.80'de ve 20 gün üstelinin üstünde yükselmeye devam ediyor. 8'i niye almadın diyen olabilir. Ya 8 çok dik e, hareketleri ifade ediyor ki 8'in üstünde geliyordu aslında Petkim. Buraya kadar 8'in üstünde geldi. Şu an çok yakın, çok sıkıntılı. Yani 5.95, 5.94. Bugün yani burada hesaplanacak bir şey değil. O çok yukarıda hesaplanır. 800 senin hareketleri. Senet biraz uzak olur da 8 öyle hesaplarsınız. içindeyken tabi hesaplayamazsınız. Ee, bir gevşeme olursa ki dediğim gibi bir kuruş var arada ilk destekle e, bir 5.80 teması arkasından 5.67 diğer bir destek alını tabi orayı da kırıyorsa döneriz 5.45'te 200 güne bakarız. Petkim e, uzun zamandır 200 günü kıramadı. Nereden beri? 12 Ağustos 2020'den beri hiç 200 güne dediğim gibi temas var. Kırılım yok. Yani en yine yakın ciddi alanlardan bir tanesi orası. Ha orası da kırılıyorsa dediğim gibi aşağıda alanı var. Yukarı hareket e, teorik anlamda devam ediyor. 23 liranın üstünde kaldıkça devam eder. Bundan sonraki hareketin 6-15'in üstünde olması beklenir. Geçilirse bakın burada bir 6.43 direncimiz var. Bu önemli bir direnç bana göre. 6.43. 6.50 diyebilirsiniz. Alabilirsiniz. E, fark etmez. hani 5 kuruş 7 kuruş yukarı yuvarlamak. Orası da geçirse bir daha 7 liraya yani hareket. Çok e, zor olmaz diye düşünüyorum. Yani o kısmın geçilimi herhalde görülebilir. Sıkıntı ne? Petkimde. Sıkıntı şu. Bir tek petkimde değil yani. Borsa İstanbul'da da pek çok senette var. Hacim. Yani burada hacimler e, alıcılar var. Evet. E, bir piyasa petkimi yukarı doğru götürüyor ama hacmen bir türlü toparlayamadı. Şimdi bunun etkisi şu oluyor. Hacim gelmemesi tabii ilgisizlikten. Yani yeni yatırımcı, yeni yatırım yatırımcı bulunamıyor. Şu andaki yatırımcının kaynakları kısıtlı. Borsada yani ben öyle düşünüyorum. Öyle çok fazla risk algısı da açık değil piyasanın şu an. E, dolayısıyla o bir biraz bir şey gelse, para gelse, yeni bir yatırımcı gelse bu hacimler çok kolay yukarı atar. O zaman petkimin de hareketleri daha da hızlanmaya başlar yukarı doğru. Ya bu ya olumsuz dedim ama sen olumsuz demeyeyim. Şey olarak olumsuz, çok kötü manada konuşmayayım. De şey oluyor. E, hareketi biraz dirençlerde zorlaştırmaya başlıyor gitgide. Hacmin düşük olması dediğim gibi bir giriş bir şey böyle yukarı doğru biraz hacim bir heyecan getirir diye iyi olur diye düşünüyorum arasa yukarı o da iyi bir bölgede 60 bölgesinde Senet hala güçlü birkaç günlük satış yemesinin bir önemi yok orada 70, bir aşırı alım bölgesi bakın aşırı alım bölgesinden hala düzeltme sınırında her şey oradan ufak bir düzeltme daha bu düzeltme bile denmez aslında da yaptığı şey tam olarak anca anca biraz hafif bir satış yediğini görüyoruz. Makti negatif kesmemiş henüz. O da hala pozitif. Tabi bu yukarıdaki hafif o düzeltme hareketi onları biraz boynunu büktürmüş. Yani negatif denmez. Henüz bir kesişim olmadığı için negatif denmez. Ama o tabi biraz böyle aşağı hareket olursa 20-3 kırılırsa yani 5.80 özellikle 5.67'nin altında bir hareket olursa burada e, muhtemelen Makti ve Aresa iyice sat pozisyonuna herhalde gelmiş olur diye düşünüyorum. Bunların dışında önemli bir şey yok. Bir mu formasyonu da yok. İki gündür e, aslında şey e, onu söyleyeyim. Perşembe, Cuma poz şey olarak demiyorum. Yüzdesel anlamda söylemiyorum ama bakın orada bir destek var. Piyasa hemen iki gündür iyi kötü bakın bir alma geçmiş. Bu olumlu. Piyasanın iki gündür bir yerde tutmaya çalışıyor en azından. Yani şuradaki gibi böyle bir satış yığını görmüyoruz Petkim'de. O anlamda olumlu söylüyorum. Henüz öyle bir şey yok. O da umarım e, yani bir dengelenir. Ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Burada da şişe cam gibi oldu bunun da hikayesi. Biraz uzadıkça da uzadı bir türlü gidemiyor. Herkese iyi akşamlar.